Kız arkadaşımla birlikte başlamıştım 8 sene önce. Sonra nasıl poliste bir şey olmuş, onu bir anlatayım. Benim oturduğum yere günlük daire denetimi için geliyorlarmış. Bugün geldiler, o esnada GBT'me baktılar. Arantım olduğu için karakola hani aldılar. Madde kullandığımı falan da söyledim. Bana yardımcı olabileceklerini söylediler. Ondan sonraki gün evime kadar tekrar geldiler. Hani yardımcı oluruz gibisinden karakol amiri, işte komiserler falan. Hani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Çünkü normalde hani polis, bu zamana kadar çok hani karakola da gittim. İlk defa böyle bir şey gördüm. Polis hani bu konuda yardımcı olmaz normalde ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Hani bu kadar ilgilendikleri hiç denk gelmedi. Yok, ilk defa polis denk geldim. Hani Allah razı olsun, yani yardımcı oldular. Yani şimdi hastaneye yatacağız, temizleneceğiz inşallah. Tedavilerine nasıl karar verdin? O süreç nasıl? Ya zaten istiyordum. Hani bir de şimdi yardımcı olabilecek birileri çıktı. Hani daha çok istedim yani bu sefer. Başka söylemek istedim. Yok, teşekkür ederim. Bir süre sonra bıkıyor insan. Artık hayatından tad almıyorsun, şey almıyorsun. Bıkıyor yani insan. Şimdi pişmansın biraz galiba. Pişmanım. Evet. Evet. Ben işte yaklaşık 3,5-4 sene oldu başlayalı. Eroin içiyorum. Arkadaş ortamından alıştık. Bir kere Ahmet'e yattım. Çıktım. Ondan sonra gene başladım. Baktıra evdekileri de baktıra olacak gibi değil. En son çare köye göndermek. Memlekete gönderecekler. O yüzden memlekete gideceğim. Hani gelmemek üzere orada kalacağım. Evet. Şimdi tekrar nasıl karar verdin tedavi olma sürecine? Şimdi buraya geldin, tedavi olmak istiyorsun. Buraya hani memur arkadaşlar gördü, getirdiler. Hani tedavi olmak istiyor musunuz diye. Ben dedim, ben zaten Ahmet'e girdim, bir kere çıktım. Gene aynı. Bu sefer köye gönderecekler beni. Köye gideceğim. Tek küçük kurtuluşum orası. Evet, istiyorum. Orada ulaşamayacaksın. Burada ulaşması kolay mı? Burada ulaşması kolay. Orada dağın başında. Ne diyordunuz? Ne zamandan beri madde kullanıyorsunuz? 3 sene. 3 sene. Siz? 3,5-4 sene. Peki nasıl karar verdiniz tedavi olmaya? Bıktık abi. Hayatımızdan tad almıyoruz. Keyif almıyoruz. İnsan gibi yaşayalım. Değişmeler gerçekleştirdiğini, değişme için neler yaptığını, o konu hakkında gerekli deneyimlerini sizlere aktarıyorum. Buradaki diğer 3 arkadaş bizim belediyemize danışmanlığa başvurmuş. Sonra rehabilitasyon merkezimizde değişebilir bir hastalıktır. Ve bunun ilk kriteri öncelikle istemekle alakalı. İstedikten sonra rehabilitasyon merkezine veya hastalıktan sonra koşulsuz, şartsız kendinizi teslim etmekle alakalı bir süreç başlıyor. Ben de bu sene ilk madde bağımlısıyım. İstanbul'un ilk madde bağımlı yapımdan bir tanesi. Ama bu süreci gerçekleştirdim. Herkesin gerçekleştirebileceği aslında çok kadar kolay. Ama bakıldığında istemediğinde İlçe Bağımlılık Bürosu'nu kurduk. Toplum sağlığı. Toplum sağlığında. Ve burada bir tane doktorumuz, bir tane psikologumuz ve bir tane hemşiremiz bize bağımlılıkla ilgili müracaat eden bütün vatandaşlarımızı orada belli bir tedavi ve görüşme yaptıktan sonra biz Bakırköy'deki Amatem'e, Erenköy'deki Amatem'e ve özellikle Sayın Belediye Başkanımızın belediye imkanlarıyla oluşturduğu ve 5 katlı bir apartman binadan oluşan bağımlılık rehabilitasyon merkezine yönlendiriyoruz. Bizim şu anda 150 bin öğrencimiz var Esenyurt'ta. Özel ve kamu öğrencilerimiz olmak üzere. Hepsini tek tek bütün rehber öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenleri marifetiyle tek tek tespit ettik. 900 tane riskli öğrenci tespit ettik. Ve bu öğrencilerimizin
Bunların içinde bağımlılıkla ilgili problemleri olanlar var. Şiddet problemi, şiddet altında olan ailelerden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar olup okula devam etmeyen öğrenciler var. Ve bizzat biz, ben ilçe milli eğitim müdürümüz, bu tür öğrencileri ben de olmak üzere. Bazılarını ben ziyaret ediyorum ama sınıf öğretmenleri ve psikologlar ve rehber öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu tür risk altındaki öğrencilerimizin hepsini evlerinde ziyaret ediyoruz. Uyuşturucu tabii Türkiye'nin meselesi. Yani bu Sağlık Bakanlığı ilgilendiriyor, İçişleri Bakanlığı ilgilendiriyor, belediyeleri ilgilendiriyor. Yani herkesi, her bakanlığı, hükümeti ilgilendiriyor, vatandaşları ilgilendiriyor. Şimdi bu uyuşturucu dediğim şeyin en pahalı olanları esradı eroindir, işte bonzaydır, bir de bari çekiyorlar o çocuklar. Tabii ki Esenyurt'ta da var, yok değil yani ama herhalde bir esrar eroin alacak kadar Esenyurt'ta zengin değil. Bunları yapıyoruz. Biz şimdi bağımlılar merkezi oluşturduk. Yatılı çocuğumuzlar 10 tane, 350 tane çocuk her gün burada tedavi olmak için girip geliyor gündüzü. Hem işine gidiyor hem buraya geliyor. Yine bağımlılar köyü şu an ihalesini yaptık. Ama toplu bir çalışma olması lazım. Yani aileleri bilinçlendirmek lazım. Çocukları bak. Şimdi çocuklar bonzaya bulaşmasınlar da tam şu anda 90, 96 bin tane sporcu hale geliyor. Buna 74 bin tanesi lisanslı sporcu. Niye yapıyoruz bunu? O işlere gitmesinler diye, uzaklaşsınlar diye. Burada hem bu bağımlılar tedavi olacak, hem arınacaklar, hem mesleği olacaklar. Tekrar hayata dönüş yapacaklar.